Merhaba arkadaşlar. Madde bağımlılığının bir hastalık olduğunu ben sürekli söylüyorum. Bunu hatta Profesör Mahsur Hoca da, Hacettepe Üniversitesi Mahsur Hoca da bunun madde bağımlılığının bir hastalık olduğunu söylüyor. Bunu bir sefer kabul etmemiz lazım. Ciddi anlamda madde bağımlısı insanlar hasta. Bunların acil bir şekilde tedavi ihtiyacı var. Özellikle anne babalar, sizlere sesleniyorum. Tedavi, bunlar ilaçla tedavi dediğiniz gibi değil. Yani sen şöyle yaparsan şöyle olur gibisine değil. Psikolojik tedavi ihtiyacı var arkadaşlar. Psikolojik tedavi. Neyse, ona geleceğim. Arkadaşlar, toplumda ciddi boyutlarda son 10 yılda %200 artış var. Ve bu 12-17 yaş aralığında. Türkiye'nin genç bir nüfusu var, biliyorsunuz. 14-25 yaş arası 15 milyon genç var. Arkadaşlar, Hacettepe Üniversitesi'ndeki Profesör Mansur Hoca bu madde bağımlılarla ilgili çok güzel çalışmaları var. Ama temlerde diyor, bunun diyor tedavi etmek %3 başarılı olunuyor. Ama temlerde tedavi olan gençler %3 başarılı oluyor ve bu çok az, çok düşük bir şey. Bunu psikolojik olarak tedavi etmek gerekiyormuş arkadaşlar. Mahsur Hoca'yla yani sürekli onun şeylerini dinliyorum. Onu takip ediyorum. Mahsur Hoca diyor ki bunlar diyor psikolojik tedavi olursa diyor. Yoksa amateme ya da özel bir kliniğe yatırayım. Bunlar diyor tedavilerde diyor %3 başarı oranımız var diyor. Ondan sonra yok diyor. Yani devletin de özelinde %3 varmış arkadaşlar. Bir de şu var. Az talep meselesi var, biliyorsunuz. Farkındalık az ve talep meselesi var. Arz ne yapıyor? İşte emniyet, jandarma, işte kolluk kuvvetleri, bunlar bunun önüne geçmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bir de taleple mücadele etmek için de işte sivil toplum örgütleri, ondan sonra okullar, üniversiteler, liseler, bunların önüne ancak böyle geçilebilir. Çünkü nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar, bu arada ben bunu doğaçlama yaptığım için hani bir yerlerden okumuyorum, bir yerlere aklıma ne gelirse onu söylüyorum. Burada sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor arkadaşlar. Mutlaka özellikle okullar, işte dernekler, üniversiteler, burada aileleri ve öğrencileri bilinçlendirmek zorundayız. Çevremizdeki konumuzu, komşumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu bilinçlendirmek zorundayız. Bunları iyice öğrenmek zorundayız. Arkadaşlar, ciddi anlamda yani %100-200 artış ne demek? Yani çok büyük bir rakam bu. Çok büyük bir rakam. Ve burada 12-17 yaş arası bizim ülkemizde 12 ve 17 yaş arası daha yüksek madde kullananlar. Bir de bizim 15 milyon 14-24 yaş arası gencimiz var. En tehlikeli yaş dönemleri, biliyorsunuz. Burada ne olursa olsun 14 ve 24 yaş arası 15 milyon gencimiz var. Şimdi bunların hepsi tabii ki kullanmıyor. Ama %80'i kullanıyor arkadaşlar. Bir şekilde işte çocuklar meraktan başlıyor. Bu arada bu çocukları biz itiyoruz. Tamam, aileler çok fazla itiyor. İşte her çocuk her işte başarılı olamaz. Kimi okulda tembeldir. Onun tembelliğini yüze vurursan, işte kiminin yazısı kötüdür. Öğretmenine ödevini göstermeyi utanır. Aslında yapıyordur dersini ama utanır bazı şeylerden.
Ona dersin ki sen zaten hiçbir şey yapamazsın. Sen şunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın. O çocuğu biz dışarı iteriz. O çocuk der ki ben demek ki okulda başarılı olamayacağım, sokakta başarılı olayım. Yani bunlar küçük küçük örnekler arkadaşlar. Aslında tabii ki böyle değil. Ama küçük küçük örnekler. Benim aklıma bunlar geliyor. Sizin aklınıza daha farklı şeyler gelir. Sonra arkadaşlar, mutsuz olmak için ne kadar para harcıyoruz? Bu madde kullanan insanlar mutsuz olmak için çok para harcıyorlar. Ciddi anlamda mutsuz olmak için çok para harcıyorlar. Onun için de bunun bir hastalık olduğunu kabul etmemiz lazım. Ona göre tedavi ettirmemiz lazım gençlerimize. Annelere, babalara özellikle lütfen, çocuklarınız bağımlıysa bu çocuk hasta, psikolojik hasta. Bakın bunu uzmanlar, bunu hep söylüyorlar. Bu psikolojik rahatsızlık. Yani bunu götürüp de ilaç vermek, amateme yatırmak çözüm değil. Arkadaşlar Türkiye'de amatemdeki tedavilerin sadece %3 başarılı oluyorlar. %3 çok küçük bir rakam. %3 çok küçük bir rakam. Ve bu insanlar kendileri çoğu geçen seneydi galiba, bu seneki şeyleri bilmiyorum. Geçen sene 750 bin tane genç kendisi gidiyor, diyor ki ben bundan diyor tedavi olmak istiyorum. 1 milyon genci de ailesi götürüyor. Benim çocuğumu tedavi edin diye. Ve sonuç %3. Arkadaşlar lütfen Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Ve bunun bir hastalık olduğunu kabul edin. Ona göre davranın. Madde bağımlılığı gerçekten bir hastalıktır. Bunu kabul ettiğiniz zaman çocuğunuz nasıl ki grip olmuş ya da öksürüyor ya da bronşit olmuş, ne diyeyim sana, Allah korusun kanser olmuş, böbreği rahatsızlanmış, nasıl ki götürüyoruz, tedavi ettiriyoruz. Bu da bir hastalık, bunu da tedavi ettirmek zorundayız. Ama bunu götürüp de amateme yatırarak değil, bunu dışlayarak değil. İşte eskiden örnekler, işte senin baban da rakı içerdi, senin baban da ısrar içerdi. İşte ama onlar her şeyi bitirdiler, sen yapamıyorsun, sen edemiyorsun dediğiniz zaman çocuğu iyice itersiniz arkadaşlar. O onun babasıydı, o kendisi. Belki onun iradesi çok güçlüydü, pat diye bıraktı. Belki ise onun çocuğunun iradesi güçlü değil. Ya da yanlış büyütüyoruz çocuklarımızı. Yanlış bir... Biz kendimiz de psikoloğa gitmek zorundayız. Yardım almak zorundayız. Yardım alalım, öğrenelim. Çocuklarımıza nasıl davranacağımızı öğrenelim arkadaşlar. Bu kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yalnız şunu da hiçbir şekilde unutmayın. Madde bağımlılığı bir hastalık. Öncelikle bunu kabul edin arkadaşlar. Ve mutsuz olmak için çok para harcayan insanları da görün. Gözünüz onları da görsün yani. Adamlar evini, arabasını, işini, gücünü, çoluğunu, çocuğunu, her şeyini harcıyorlar. Her şeyini bitiriyorlar. Çünkü hastalar hasta, hasta, hasta. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün yayınımı da balkonumda yaptım. Çünkü biliyorsunuz tam kapanmaya girdik. O yüzden ofise falan gidemiyorum. Balkona çıktım. Hava da güzeldi. Bugün dedim yayınımı buradan yapayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.